Bugün anlatacaklarımın bir kısmı bilimsel. Bir kısmı da hislerime dayanıyor. İnsan sarrafı olduğumu iddia edemem ama bir kısmı da gözlemlerime dayalı hakikatler. Acı çektiğini biliyorum. İnsan beyni aynı anda birkaç yerde olabilir. Fiziksel bir gerçeklik söz konusu olmasa bile beynimiz buna imkan sağlar. Bir anda bilgisayarın başında dizi izlerken ani bir düşünceyle yarınki sınavlarını ya da vadesi dolmuş kredi kartının borcunu düşünebilirsin. Peki, düşünceyle beyin nasıl farklı bir yerde oluyor? Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Lütfen ya bilgisayarınızdan bir not defteri açın ya da en doğru olanı elinize bir kalem, bir de kağıt alın. Ve videoyu burada durdurun. Daha sonra tekrar başlatın. Söylediğimi yaptığınızı farz ediyorum. Zira yapmadıysanız videoyu burada kapatabilirsiniz. Şimdi içinizden birini seçelim ve adı da Umut olsun. Videonun belli bir bölümünde hepinizin adı Umut. Umuyorum anlaştık. Şimdi kağıda aynen şunu yazalım. Benim adım Umut. Az önce bahsetmiştim ya, hepimizin adı Umut diye. Çünkü tek vücut halinde iletişim kurmayı öğreniyoruz. Şimdi adı Umut olan bütün dostlarıma teker teker sorular sormak istiyorum. Öncelikle nasılsın? Lütfen ekranın karşısında bana eşlik et. İyi veya kötü olduğunu söyledikten sonra kağıda nedenleriyle yazmanı istiyorum. Para, sağlık, aşk belli kısa başlıklar olabilir. Yine videoyu durdurun ve yazınız bittikten sonra devam edelim. Şimdi umutları ikiye böldük. İyi olanlar ve kötü olanlar. İyi ve kötü olanları da kendi içerisinde üçe böldük. Para, sağlık ve aşk sebebinden veya bunların en az ikisinden veya bunların tamamından iyi durumda olanlar veya tam tersi kötü olanlar. Şimdi buradaki nedene gelelim. Para yüzünden iyi olan birinin ruh haliyle, sağlık yüzünden iyi olan birinin ruh hali arasındaki farkı anlayabilmek için 10 üzeri 123'te 1 ihtimal söz konusudur. Bu söz konusu rakam, evrenin hangi düzeyde tesadüfen oluştuğu ile ilgili Roger Penrose isimli bir bilim adamı tarafından ortaya atıldı. Bu rakamı vermemin sebebi, ikisinin arasındaki farkı anlamanın ne kadar zor olduğu ile ilgilidir. Yani tamamen temsili bir rakamdır. Yani senin ve benim beynimin salgılamış olduğu iyi ve kötü algısının arasında bile inanılmaz düzeyde bir fark var. Şimdi bu soruları neden sordum? Bu sorularla anlatmak istediğim nedir? Çok basit, samimi bir şekilde senin nasıl olduğunu merak ediyorum. Nasılsın? Bu soru çok samimiyetsiz geliyor bize değil mi? Çok irite edici geliyor. Çok sahte geliyor. Sen yaklaşık 3-4 dakikadır adı Umut olan bir kadın ya da erkeksin. İyisin veya kötüsün. Peki beynini nasıl yönlendireceksin? Only through pain can you achieve your greatness. Kendini hiç 5 yaşında bir çocuk gibi hissetmedin mi? Ya da 65 yaşında bir teyze gibi? Her gün yaşın ne olursa olsun acı çektiğinin farkında değil misin? 5 yaşındaki bir çocuğun acıları mesela. Bir oyuncak ya da aile sevgisi ya da 65 yaşındaki teyzenin acıları mesela. Sırt ağrısı, astım ya da ölüm korkusu. Are the untouched, the unburned, the unslain, those who have not been torn have no value in themselves and no place in this world. They are asleep. Her gün biraz daha yaşlandıkça ölüme biraz daha yaklaştığını düşünüyorsun. Çocukluk yıllarında göstermiş olduğun cesaretleri bir hatırla. Bugün hangisini yapardın? Hiçbirini yapmazdın değil mi? Neden? Çünkü korkuların arttı. Korkan insan
kimi zaman mantıklı insandır, kimi zaman da değildir. İkinizde iyi olmaktan korkanlar da var, kötü olmaktan korkanlar da. Zira ben hayatımın büyük bir bölümünü iyi biri olmaktan korkarak geçirdim. Gerçeği öğrendiğimde ise olmak istediğim insandan korktum. Kendimden korktum yani. Bugün sen de aynı durumdasın. Olmak istediğin insandan korkuyorsun. Tıpkı yukarıda sormuş olduğum sorularda sadece kendine dürüst olduğun gibi. İyi mi olmak istiyorsun? Ol. Kötü mü olmak istiyorsun? Onu bile ol. Acı mı çekmek istiyorsun? Daha neyi bekliyorsun? We are what we believe we are. Holy shit. This is so cool. They're gonna believe we exist now, right? Hayatın boyunca hep güvendeydin. Hiç gerçek acı çekmedin. Hiç kendin olmadın. Bu yüzden seni seçtim. Çünkü hep uykudaydın. Çünkü hiç şansın yoktu. Hem de hiç.